Merhaba herkese, sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Öğrenci arkadaşlarımızın gündemlerini takip ediyoruz. Önemli gelişmeler oldukça karşınıza çıkmaya gayret ediyorum. Ulusal staj programı vardı. Pek çok öğrenci arkadaşımız için staj olması gereken, bazıları için zorunlu, bazıları için isteğe bağlı. Bulması da çok kolay olmayan bir şey. Ama ulusal staj programı bir havuz ortamıydı. Devlet tarafından oluşturulan ve bu havuzda arz ve talep buluşturuluyordu. İşverenlerle staj arayan öğrenciler buluşturuluyordu. Bununla ilgili başvurularımızı geçtiğimiz yıllarda da bu yılda birlikte yapmıştık. Bugün size söylemek istediğim ise Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'ne bağlı olan bu kariyer kapısı, ulusal staj programı işverenlere artık havuzu açtı. İşverenler öğrencileri görebilecekler, staj tekliflerini gönderecekler. 8 Mayıs itibariyle açıldı. Dolayısıyla mesajlarınız geliyor arkadaşlar. Mesajlarınızı kontrol edin. Kariyer kapısına girerek oradan da kontrollerinizi yapın. Yalnız bakın burada toplu olarak aynı anda herkese mesaj gelmiyor. İşverenler ihtiyaç gördükçe talepte bulunacaklar. Bu bir süreçtir. Size gelmemiş olması bundan sonra staj teklifi gelmeyecek anlamına gelmiyor. Bir güzel tarafından bahsetmek istiyorum. İşverenler demografik bilgileri göremiyorlar. Yani öğrencilerin isimleri görünmüyor. Sadece CV'nizdeki yetkinlikleri görüyorlar. Eğer o alanda sizinle çalışmanın doğru olacağını düşünüyorlarsa size teklif gönderiyorlar. Dolayısıyla BTK Akademi'de bazı uzaktan eğitim programları vesaireler vardı. Onlar da CV'lerinize ekleniyor ücretsiz olarak. Buralara da katılabilirsiniz. Yani CV'nizi mümkün olduğu kadar dolu tutmakta fayda var. Ulusal staj programı 5 yıldır uygulanıyor ve bu yıl başvuru sayısının 415 bin olduğu belirtiliyor. Sadece kamu kurum ve kuruluşları değil, özel sektör de var bu havuzun içerisinde. 561 kamu kurum ve kuruluşlarıyla beraber özel sektör kuruluşları havuzda yer alıyor. 2 gün içerisinde 21 bin kişiye teklif gönderildi. Yeni bir gelişme olduğu zaman da burslar, yatay geçişler gibi konularda da karşınıza çıkmaya devam edeceğim. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.